10 dakika ben de sana yardım ederim. Evet arkadaşlar, biz hastaneye geldik rutin kontrol için. Şimdi ben de bir saatimizi bekliyoruz. Biraz yürüdük, o yüzden bayağı nefes nefese kaldık. Bekliyoruz bakalım doktorumuz ne diyecek, inşallah her şey yolundadır. Arkadaşlar biz hastaneden çıktık. Eşimin acil eve gitmesi gerekti. Çünkü bir dilekçe yazması gerekiyordu. Ben de ona sen git dedim. Markete uğradım. İşte yumurta falan alacağım. Eve geçeceğim. Artık bugün böyle hava da güzeldi. Bayağı da yürüdük. Güzel oldu. Arabasız da yapılabiliyormuş. Evet. Biz arabasız çıktık. Niye? Bayağı bir anlatmadım bu konuları. Çünkü arabamız sanayide. Bununla ilgili de bir konuşuruz sizinle. Bir süre arabasız idare edeceğiz. Artık herkes nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız. Sağlık olsun. Allah beterinden korusun diyelim. Evet, ben şimdi gideyim. Yumurta alacağım. Sonra eve geçeceğim zaten. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Hastaneden geldik demiştim. Neler söyledi doktorumuz? Onunla ilgili biraz sizinle konuşalım. Çok şükür bebeğimizle ilgili şu anda bir sıkıntı yok. Gelişimi gayet yerinde. Hani bir sıkıntı görünmüyor. Hatta böyle doktor ultrasona bile sığmadığını söyledi. Doktorla kazayı paylaştım. Bu videoyu ilk defa dinleyenler için arkadaşlar, biz tatilde bir kaza geçirmiştik. Araba kazası. Hani kayınvalidem hastaneye yetiştiriliyordu. Öyle söyleyeyim, hastaneye gidiyordu. Biz de biraz acele mi ettik, öyle söyleyeyim artık. Bir kaza oldu. O sürede işte tabii çarpışmanın etkisiyle biz de, hani ben de ve bebek de, yani bir sıkıntı var mı diye bayağı bir endişelenmiştik açıkçası. Doktorum da şunu söyledi. İlk 24 saat bizim için çok önemli. Çünkü plasentada yırtılma falan olabiliyor. Zaten Batman'da da doktora gittiğimizde, hani acile gittik, bir sürü test yapıldı. Bebeğin kalp atışlarına bakılmıştı. Orada da aynı şekilde bir günlük gözetim, hani altında kalma, hastanede kalmayı öneririz demişlerdi. Biz de hani kalmak istemedik. Bir sıkıntı olursa hemen geliriz dedik. Çünkü çok şükür bir kanama durumu falan, içten veya dıştan bir kanama durumu falan söz konusu değildi arkadaşlar. Dolayısıyla kalmamıştık. Çok şükür atlattık. Ama yine de dediğim gibi Allah kimseye yaşatmasın. O psikolojisi bile gerçekten çok kötü. Hani o gün tabii karnımda ağrılar, böyle kasılmalar falan oldu. Muhakkak bir ufak da olsa bir travma oluşmuştu. Sonrasında da aynı şekilde acaba bir şey olacak mı, olmayacak mı diye. Çok şükür her şey yolunda arkadaşlar. Başka ne söyledi doktorum? Vitaminleri, zaten şu vitamini kullanıyorum. Doğuma kadar. Siz tabii, yani hamile olanlar izliyorsa arkadaşlar, kafanıza göre ilaç falan almayın. Ancak yani doktora danışıp doktor tavsiyesinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bunda hem kan ilacı var dedi doktor. Hem balık yağı. Omega 3. Zaten burada da yazıyor. Daha önce de ben bunu göstermiştim. Balık yağı var. Omega 3 var. C vitamini, D, H, E, P, A. Bunlar neyse bilmiyorum. Demir var. B3 var. B5 var. Çinko var. Bunu içiyorum, yeterli oluyor. Hani çok şükür bir mide bulantısı falan da yapmadı bende. Doktorum hani biraz bir hafta sonra vermiştim. Çünkü ben bir hafta sonra derken mide bulantılarım çok yoğundu. Doktor hani bir hafta sonra gel, o zaman yazalım. Çünkü bu da bulantı yapıyor demişti. Ancak bende çok şükür öyle bir durum söz konusu olmadı. Hatta bundan bayağı bir aldım. Topladım, göstereyim size. Daha doğrusu şu şekilde oldu. Evet. Yani şu şekilde aldım. Ya bu şekilde almamın sebebi de sağ olsun benim bir eczacı tanıdığım var arkadaşlar. Yani öğrencimin babası. Biz onlarla bir araya geldiğimizde şey demişlerdi, hocam hani biz direkt yani daha uygunu alıyoruz. Hani bir sistemimiz var. Siz hani bize şey yapın, hangi ilaçsa söyleyin, biz temin edelim. Hani bu şekilde, yani ne kadara söyleyeyim size, ben
İlk aldığımda 215'e mi ne almıştım bunu arkadaşlar. Fiyatlar da bayağı uçuk maalesef. Ama tabii ne yapmak durumunda kalıyoruz. Hani kullanmak durumunda kalıyoruz. Önemli bir süreç. İlk aldığımız zaman 215'e almıştık. Yılbaşından sonra işte yakın zamanda aldım. Bir iki hafta olmadı herhalde aşağı yukarı. 315'e aldım şunu gerçekten. Yani fiyatlar bayağı bir uçmuş. Bize şunların gelişi 200 oldu. Yani bir 115 lira kadar falan. Yani bir 500 lira, 500-600 lira kadar fark etmiş oldu bütün totalde. Yani aklınızda olsun, böyle tanıdığınız bir yer falan varsa alabiliyorsanız. Hatta ben şey okudum, yorumları okudum internette. Bunu arkadaşlar sonrasında doğumdan sonra da anneler kullanıyormuş. Hani bilmiyorum, ben doktoruma henüz sormadım. O süreçte olmadığım için. Çünkü sonuçta bir bebek sizden besleniyor. Bir mineral kaybı, işte takviye kaybınız oluyor. Dolayısıyla kullanılabiliyormuş. O yüzden ben biraz fazla almış da olabilirim. Fazla olsun çünkü o an bir eczaneye gittiğinizde bile bulamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. İşte zaten kilo olarak da şu an aynı kilodayım arkadaşlar. Kaçıncı haftadayız? Bebeğinizin cinsiyetini merak ediyorsunuz. Tabii onu da söyleyeceğim. Biz de çok heyecanlıyız arkadaşlar. Gerçekten. Ne diyordum? Unutuyorum böyle heyecanlanınca. Gerçekten böyle tatlı telaşlar, heyecanlar. Öyle söyleyeyim. Biz kaçıncı haftadayız? Şu anda 5 ayımız bitti. Dolayısıyla hamilelikte biliyorsunuz, ben de anlamıyordum önceden. Bu hafta ne oluyor ya? Ay ay olmuyor mu falan. Bu süreci yaşayanlar bilir. Hafta hafta sayılıyor. Yani 20. haftayı bitirdik. Yani çok şükür 5. ayımızı bitirdik. 6. ayımızın içine girdik arkadaşlar. 21. haftanın içerisindeyiz. Öyle söyleyelim. Yani artık yarayı geçtik çok şükür. Benim sağlık durumum nasıl? Valla arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir günüm bir günüme tutmuyor. İnanın hani bu süreci yaşayanlara rahatlıkla anlatabiliyorum. Çünkü ben normalde şeyi sevmem. Hasta olduğumda böyle bile hani böyle insanlar vardır ya, onları da anlıyorum. Onların kendi mizaçları, en ufak bir şeyde bile abartırlar ederler ya. Ben onu sevmediğim için gerçekten arkadaşlar böyle şeyim yani. Hamile olmayan birine söylediğimde abartıyormuşum gibi geliyormuş gibi hissettiriyorum. Çünkü yani bir gün uyanıyorum, gayet iyiyim, sıkıntım yok. Ertesi gün ya da işte o gün bir şey yediğimde, içtiğimde beni acayip rahatsız ediyor. Yani affedersiniz, bir anda bir istifra isteği gelebiliyor. Zaten dediğim gibi mide yanması okulda sürekli oluyor. Artık süt aldım, yanıma götürüyorum. Birazdan çantam şurada, hemen bunları hazırlayacağım. Okulda neler yiyorum size. Ufak bir hazırlık çantası gösteririm size. Yani o yüzden çok şükür ilk zamanlara göre daha iyiyim. Ancak dediğim gibi daha tam olarak geçmedi. Sanırım doğuma kadar da böyle devam edecek. Sağlık olsun. Yaraladık bu şekilde. İşte ben evde olunca daha çok hissediyorum bunu. Dışarıda çok hissetmiyorum. Bir de ağır yemekler yiyemiyorum arkadaşlar. Dışarıda yediğimde beni daha çok rahatsız ediyor. İşte herkesin farklı. Ve canım hani bir şey çekiyor mu? Bir şey çok şükür çekmiyor. Sadece şöyle göstereyim. Hamile olanlar varsa canları çekmesin istemesin. O gün markete gittim. Markette çilek gördüm. Çok güzel koktu burnuma. Ben normalde mevsimi dışında meyve yemem arkadaşlar. Hani buna çok dikkat ederdim, ederim. Ama işte biraz böyle canım çekiyor gibi oldu sanki. Ya dedim biraz alayım. Hani sırf bebiş için aldım, kendim için de değil. Böyle bir çilek aldım mesela. Yani çok şükür hani böyle aşerme, can çekme gibi bir durum söz konusu olmuyor. O an görüyorsam, canım istiyorsa alıyorum. Mesela hani dondurma hoşuma gidiyor. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi mesela bugün de kahvaltıdan bir paylaşırım bir ara. Ne yedim? Yumurta yedim. Peynir yedim. Ekmek yedim biraz. Hani öyle çok fazla ekmek yemiyorum. Zaten genelde de arkadaşlar böyle tam budayı ekmeğim. Tam budayı ekmeği yiyorum. Hani eşim de zaten o şekilde yiyor. Ama ara ara normal beyaz ekmekten de yiyorum. Çünkü canım istiyor. Onu yemek daha keyifli geliyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi durum bu şekilde. Artık kontrole de bir ay sonra gideceğiz. Duruma göre artık zaten size anlatırım. Peki bizim bebişimizin cinsiyeti ne arkadaşlar? Evet. Cinsiyeti. Biraz heyecanlandım. Bunu niye getirdim? Böyle bir evde baktım da arkadaşlar, yani oyuncak falan bir şey doğru düzgün. Aslında var benim böyle bir sevdiğim şeyler kutularda da, o odaya hala giremedim kutulardan.
bekarlığımdan kalma bir sürü eşyam var. Hani muhakkak bebişimize güzel oyuncaklar çıkacaktır içerisinden. Böyle bir ilk oyuncaklarından biri olacak. Bunu daha önce de paylaşmıştım. Eşimin arkadaşı var, Ahmet. Avustralya'dan getirdi. Bu olacak. Bir de yani bakıyorum 5 ay bitti ama ben bebeğimize bir annemin lafı var, bir çöp bile almadım diyor. Bir çöp bile almadım. En ufak böyle bir şey bile almadım arkadaşlar. Ama bir şey var. Benim çocukluğumdan kalma birkaç şey var hatta. Ve ay çok konuştum ama böyle biraz sohbetli videolar istiyorsunuz. Ben kendimi göstermiyorum. Belki ilerleyen zamanda gösteririm, bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu şekilde video çekiyorum. Daha önce de soranlar falan olmuştu. Bunu araya sıkıştırayım. Biz eşimle bu şekilde çekim yapma kararı aldık. Derse gitmeden bugün bir de nöbetçiyim. Bir bayağı bir tükettim enerjimi. Arkadaşlar annemin yaptığı, ördüğü süveterler, yelekler, ördürdüğü var. Hani kız erkek olarak ayırmamıştı annem. Çeyizimde hatta yastık falan var. Böyle bir bebek yastığı yaptırmıştı. Çeyizime bırakmıştı. Onları da bir gün paylaşırım sizinle arkadaşlar. Bizim doğum yaza gelecek. Bebiş tam aslında güzel zamanda olacak şey bence. Yelekleri giyme falan. Böyle dediğim gibi benim çocukluğumdan da birkaç şey var. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çocukluğumdan kalma bir cinsiyetini öyle tahmin edin. Ne var? Bir hem benim için benim var hem Seda'nın küpemiz var öyle söyleyeyim. Annem ayırmıştı hani çocuğunuz olursa kızınız olursa diye böyle güzel bir hani sade bir küpe. İlk bebeğimizin ilk şeyi o olacak galiba artık annesinden kalan bir de süveter falan vardı. Yani bebeğimizin cinsiyeti evet kız olacak arkadaşlar. Bir güzel bir kızımız olacak arkadaşlar inşallah. Rabbime şükürler olsun hani yani sağlıklı olsun. Gerçekten zaten bizim için en önemlisi bu. Yani kız olduğunu öğrendikten sonra böyle gerçekten arkadaşlar şu an dahi o kadar böyle bir şey ki hani nasıl diyeyim ya bir farklı hani gerçekten kızlar evin farklı bir neşesi mi oluyor? Hani kendimden biliyorum diyormuşum. Gerçekten de öyle. Ve şu var. Görümcem şey derdi hep, izler şimdi Sevim abla. Erkek olsun da Ramazan alıp işte götürür onu her yere gezdirir. Ben eşim de diyor yok kız olsa da gezdiririm falan. Çünkü onun da arkadaşları falan öğretmen arkadaşları var. Bazen arıyor abi ne yapıyorsun falan. İşte kızımı uyutuyorum oğlumu uyutuyorum diyorlar. Yani ben kendimden de biliyorum kız çocukları babaya daha düşkün oluyor. Babalar da kızlara daha düşkün oluyor. Yani şey diyorum bana daha çok arkadaş olacakmış gibi geliyordu. Ama sanki şimdi babaya daha çok arkadaş olacakmış gibi. Bir de hani duygusal bir şey oluyor bence kızla baba arasında. Çünkü tamam ben de mesela kendimi düşünüyorum. Annemle de aram iyi, çok iyidir babamla da ama babama çok daha düşkündüm. Babamla böyle daha çok arkadaş gibiydim. Hani bilmiyorum hep annemle olduğum için mi? Ya bilmiyorum babamla hala da öyleyizdir mesela. Mesela bir sıkıntım olsa, bir problemim olsa onu hemen paylaşırım. Aslında Seda da öyledir aynı şekilde. En ufak bir şeyde biz anneden önce babayı ararız. Böyle bir yemek tarifinde olsun babam hani aşçı emeklisi olduğu için ya da bir problemde. Hemen babam pratik bir çözüm söyler o anda. Evet yani dediğim gibi arkadaşlar böyle bebeğimizin cinsiyeti de. Ufaktan bir şeyler şu an almaya başlamadım. Dediğim gibi arkadaşlar çünkü ben hem rahatsız olduğum için yani rahatsızlık nasıl mide yanması işte gaz ne bileyim hamilelikten kaynaklı bazı sıkıntılar olduğu için inanın onlar hiç gözüme bile gelmedi işte hadi şunu alayım bunu alayım. Bir de zaten Trendyol'da olsun ya da internette birçok yerde var arkadaşlar. Artık zaten ben de oradan da sipariş verebilirim. Online alışverişe çok alıştık. Çünkü mağazalara gidip saatlerce gezmek bana çok şey gelmiyor böyle. Hani açık havada gezmek daha iyi geliyor. Evet arkadaşlar genel olarak böyle. Şimdi bir karbon geldi. Onu açacağız. Birlikte açalım. Evet arkadaşlar ben bunu da niçin sipariş verdim? Biliyorsunuz Ramazan ayı geliyor. Önümüz bayram. Aslında onun için tam olarak o değilim. O niyetle de onu düşünerek de verdim arkadaşlar. Ya benim canım böyle ara ara şey oluyor. Daha doğrusu midem yanıyor. Mide bulantısı olmuyor çok şükür de. Midem yandığı için arkadaşlar böyle bir şeker yeme isteği hissediyorum. Mentos'un böyle naneli şekerini falan almıştım. Ama o da bazen yakabiliyor naneli olduğu için. Ben de şey dedim böyle çok
Büyük olmayan ne alabilirim? Şeker. Çünkü biliyorsunuz kendi Maybon şekerleri var. Çok güzel oluyor. Hani bunlardan markette bulamadım. Ben de internetten sipariş verdim. Hani böyle az az da olsa arkadaşlar bundan alırım derim yanıma. Hem de bayram içinde iyi olur. Hani ekstra böyle başka şekerler almayı düşünmüyorum. Alırsam lokum alırım. Ya da badem tarzı. Bunu da, ah bu da istemiş. Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunları aldım. Bu da nane, limonlu ve portakallı. Biliyorum çok sağlıklı değil. Ancak ben zaten hani bu süreçte çok şekerli bir şey, zaten çayı falan, kahveyi şeker içiyorum. Bunları da zaten çok içmiyorum normale göre. Bunların hani ara ara iyi geleceğini düşündüm. Çünkü gerçekten arkadaşlar mide yanmaları beni hani ciddi anlamda yaşam kalitemi etkiliyor. Derste yani elimde sütle giriyorum, derse sütle çıkıyorum. Derste böyle bir şeyler yiyorum. Hani çocuklara tabii o an görevlendirip öyle söyleyeyim ki çocuklara da söyledim. Çocuklara da benim işte çocuklar bir büyüğüm olacak falan ama biraz mideden rahatsızım arkadaşlar. Hani o yüzden yiyorum, bilginiz olsun diye. Çünkü sonuçta önceden geçen yıllarda derste bir şeyler yemiyordum ama böyle midem rahatsız olduğu için sürekli bir şeyler yeme isteği oluyor arkadaşlar. Evet. Bunlar böyle. Kargolarım bu şekilde. Evet. Burada da arkadaşlar çantam var. Okul çantam. Poğaça çıkardım 2 tane buzluktan. Bugün nöbetçiyim. Nöbet esnasında yerim diye. Bu da kraker. Başka ne var? Elmam var. Bunlar hepsini yanıma alır mı? Hepsini yemiyorum arkadaşlar. Canım o an ne isterse. Hani iyi geleceğini düşünürsem. İşte badem var. Kuruttuğum cennet hurması var. Bir de yanıma bir tane muz alayım. Su bırakıyorum. Zaten okulda herhalde bir 2-3 litre su içiyorum en az. Evet. Bunu böyle bırakayım. Peşete de bırakacağım. Şunu bırakayım. Evet arkadaşlar. Şöyle 2 tane de peçete bırakalım. Okula hazırız. Suyumuzu da tabii bırakacağım. Şöyle. Bu da benim okul kalemliğim. Evet. Hazırız. 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 Evet. Bu da prensesimizin güzel fotoğrafıydı. Evet arkadaşlar. Rabbim herkese arkadaşlar gerçekten isteyen herkese diyelim. Sağlıklı hayırlı evlat nasip etsin. Önce kendine, birey olarak kendine, sonra ailesine, sonra büyüklerine, sonra vatanına, milletine hayırlı evlat olsun. Benim en büyük dileğim o gerçekten. Hani yani başka bir şeyim yok, dileğim yok. İnsanlar için iyi olsun. Kendisi için hani kötülük, başkaları için kötülük düşünmesin. Kendisine düşündüğü tüm güzellikleri başka insanlar için de düşünsün. Çünkü maalesef arkadaşlar insanlar kendilerine olunca, bunu da ufak bir anekdot olarak paylaşayım. Çevrenizde vardır ya da görüyorsunuzdur. Var, hep bir sürü insan var. Yani insanlar kendilerine olunca, kendine Müslüman diyoruz ya biz, bizim dinimizde. Hani her şeyin en iyisini düşünebiliyor, en güzelini düşünebiliyor. Ama başka insanlar olunca maalesef kötüsünü, yani iyisini dilemek bile zor geliyor insanlara. Ben onu da şey görüyorum. O insanlar için üzülüyorum. Allah'ın olsun o insanların kalbine de iyilik tohumları eksin. Yani gerçekten kötülük besleyen insanlar aslında dertleri kendileriyle. Bunun da farkındayız. Bunun da farkında olun bence. Kendileriyle sıkıntıları, psikolojik sorunları var. Destek bence yardım almaları gerekiyor o insanların. Dediğim gibi onu da anlıyorum. Her insanın dönem dönem zorlu, sıkıntılı süreçleri oluyordur. Ama bu şu demek olmuyor arkadaşlar. Başka insanların canını acıtarak kendini iyi hissetmek. Bu zaten geçici bir çözüm. Yani Rabbim onlara da kalplerine şifa versin. Kalplerine dediğim gibi güzellik, iyilik tohumları eksin. O haset tohumlarını onlardan alsın. Ama bunun için de insanın önce bunu fark etmesi gerekiyor arkadaşlar. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Ne diyelim arkadaşlar? Evet. Şimdi ben sizinle kısa olarak bir akşam yemeği menümüzü paylaşacağım. Ondan sonra bu videoyu burada bitireceğim. Çok çekmemiştim zaten. Hani şimdi şu an edit
yapıyorum arkadaşlar. O yüzden evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizin kızınız mı var, oğlunuz mu var, ne düşünüyorsunuz? Hani evladın farkı olmaz birçok insan için, ama maalesef kız erkek olarak da işte hani dilekleri olan insanlar var. Rabbim onların da dileklerini bir an önce yerine getirsin. Hayırlı ise, çünkü hayırlı olması çok daha önemli arkadaşlar. Evet, yorumlarınız için de bu arada tekrardan geçmiş olsun dileyen arkadaşlar için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tabii farklı yorumlar da geliyor. Bu platformdaysak bunu anlıyorum arkadaşlar. Ancak benim paylaştığım kaza videosunun altına gelen çok farklı yorumlar var. Gerçekten arkadaşlar, geçmiş olsun yazılacak yerde, yani hani nasıl kaza yaptık videosunun altında, geçmiş olsun yazılacak yerde çok farklı yorumlar var. Gerçekten arkadaşlar, rica ediyorum, yazmayın. Hani şey demiyorum, geçmiş olsun yazmayacaksanız yazmayın değil. Yani ya da Allah size akıl fikir versin diyorum gerçekten. Ama lütfen, yani daha önce de belirttim, ben kendimi, sevdiklerimi, hayatımda olan insanları paylaşıyorum. Benimle ilgili, benim paylaştığım insanlarla ilgili yorum yapın. Rica ediyorum bu konuda arkadaşlar. Çünkü ben başka şeyler üzerinden prim yapmaya çalışmıyorum. Başta prim yapmaya kalksam inanın farklı şeyler olur. Hani bakın, kendimi bile göstermiyorum arkadaşlar. Yani bu şundan dolayı değil. Bir çantaya bakarak konuşturuyorum size, ama yani ben yaptıklarımla hem bana anı olsun, ileride çocuğum da izlesin, ben de izleyeyim. Bazen bakıyorum, gülüyorum. Edit yaparken mesela, o gün şeyi paylaştım. Bir gün önce paylaştığımdı. 2 gün önce işte kuzenlerle bir araya geldik falan. O gün tabii orada her şeyi paylaşamıyorsunuz arkadaşlar. O kadar güldük ki, hani bol gülmeli vlog diye. O kadar eğlendik, anlatamam size. Yani ileride de izlediğim zaman bayağı bir güleceğime inanıyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen, dediğim gibi, benimle ilgili, benim paylaştığım insanlarla ilgili, benim hayatımda olan insanlarla ilgili sınırları aşmayan sorular sorarsanız sevinirim. Aksi halde ben cevap vermeyeceğim ya da arkadaşlar ona göre cevap vereceğim. Yani eleştiriye de açığım, dediğim gibi. Ancak arkadaşlar, ben burada hayatımın belli bir kısmını sizinle paylaşıyorum. Her şeyi de paylaşmıyorum. Bildiğim her şeyi de, haklı olsam bile arkadaşlar, bir konuda sizinle paylaşmamı beklemeyin. Çünkü ucu farklı yere dokunan şeyler var. Hani bazen olur ya arkadaşlar, siz bir şey için başka bir şeye feda edersiniz ya da susarsınız. O yüzden arkadaşlar, lütfen, dediğim gibi, bir de yani ben bu süreçten geçerken, hamilelik sürecinden, inanın ben kendimi düşünmüyorum. Bebeğimi düşünüyorum. Yani etkilenmesini istemiyorum bu sürecin. Maalesef işte insanlar hani buna bile hassasiyet göstermiyor. Yani zaten sıkıntılı bir süreç geçiriyor bu kız ya da bu kadın. Biz hani bu süreci daha da zorlaştırmayalım bebeği için ve kendisi için diye. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi, Allah herkesin gönlüne göre versin. Sizden ricam, dediğim şekilde yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, yemeğimizi de gösterip eşim bize sokak lezzetleri yaptı. Devamını çok çekemedim. Hafıza ile ilgili bir sıkıntım oldu. Onu da paylaşıp bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, eve geldik ve bugün menümüzde sokak lezzetleri var. Ramazan'ın deyimiyle. Tam olarak ne oluyor sokak lezzetleri? Hı? Ramazan. Hı? Sokak lezzetleri ne demek oluyor? Sokak lezzetleri, sokakta yapılan lezzet. İşte sokakta yapılıyor. Evet. Böyle her şeyi doğruyorsunuz.